Yataklı mı alalım dedim. Affedersiniz, bir şey soracaktım. Buyur. Bizim Mehmet Emin nerede oturuyor? Mehmet Emin de kim? O da kim? Yoksa tanımıyor musunuz? 10 senedir İstanbul'da oturuyor Mehmet Emin ya. Eğilin Mehmet Emin. Ya oğlum İstanbul burası. Her mahallede 100 tane Mehmet Emin yaşar. Mehmet Allah Allah. Allah Allah. İstanbul mu? O kadarını biz de biliyoruz. Bir kelalık etmeseniz olmaz. İlim değil mi lan? Yok boşver. Bırak davarları ya. Taksi. İstanbul'u su basmış lan galiba. Ula cahil, deniz o, deniz. Su, koca su. Koca su mu? Hani bizim sarı göl gibi ha? Ondan çok büyük lan. Çok mu büyük mu? Ne kurbağa vardır içinde değil mi lan? Çok. Ya. Şey bir dakika arkadaş. Öyle mi? Sus sus. Şey bak şu adrese bir baksana. Karşıya geçeceksiniz önce. He. Ha. Baba be. Karşıya geçeceksiniz dedi gitti. Nasıl geçilir bu sülen? Ey Allah mesafirin cahil adamla dolaşmak ne zormuş. Vapura bineceğiz oğlum vapur. Ha, gördün mü lan? Bu mu lan? Bak güzel. Ne oluyor? Düdük oğlum, düdük. Ötüyor. Allah seni. Bana bak, ya denizin ortasında batarsa bu? Tövbe. Boşuna korkmuşsun ya. Bir daha o kadar bak etme. Ben sana korkma diyorsam bir bildiğimiz var elbette. Bak sen daha evvel vapura binmiş miydin? Tabii oğlum. Ben askerliğimi Urfa'da yaptım. Urfa'da deniz var mı? Epey dolaştık öyle sularda. Tabii azmışsın. Tabii korkmazsın sen. Bana bak lan gel Mehmet Emin'i soralım. Bir dakika. Bu canını ben içtim. Ey yarabbim. Ulan gelin de başıma çıkın isterseniz Allah'ın ayıları. Ya amca. Şey. Şu adrese bir baksana. Bu adres kum kapıdır. Vapurdan inince bir cami göreceksin. Caminin oraya gidin, kum kapıyı sorun size tarif ederler. Sağ ol. Sağ olasın. Buraya çalışmaya mı geldiniz? İşte biraz çalışacağız, biraz da kız alacağız. Mehmet Emin var ya Mehmet Emin. O Mehmet Emin'in kızı Ayşe olur. Bizim Metin'in beşi çerpiyor. Hadi hayırlısı olsun. Ya ne lüzum var böyle laflara ya? Ne lüzum ya? Ayşe'yle evlenmeyeceğim. Senin de ağzında bağla ıslanmıyor he. Bu lan? Bu mu teklif diye getirdikleriniz ha? Bu mu modern reklamcılık anlayışı? Ulan müşteri yüze gördü be. 100 kere işitti bu zurbaları. Avuç dolusu para veriyorum sizlere. İş isterim ben arkadaş. Ey boka yaramazsınız hiçbiriniz. Nerede Tarık serserisi? Nerede olsalar? Karanlık odada efendim. Çektiği resimleri banyo ediyor. Çabuk çağır o serseriyi bana. Tarık! Tarık! Efendim. Gene ne var? Tarık seninki ateş püskürüyor. Hiçbirimiz bir boka yaramazmışız. Derhal seni istiyor. Ya bunlara da ıslak ıslak bakılmaz ki birader. Ama resimleri görünce dudağı uçuklayacak ineğin. Bu ne rezalet be? Siz emretmişsiniz getirdim. Daha kurmadılar efendim. Anladık. Neymiş bunlar lan? Çok orijinal bir çalışma oldu efendim. Hayatı, gerçeği, umudu ve özgürlüğü dile getiriyor, veriyor. İyi bok yiyor. Ne ulan bu ha? Bu ne? O efendim küfeci çocuklar. Sosyal açıdan aldım konuyu. Sıçarım senin açının içine.
Ne yazacaksın resmin altına ha? Bu küfeci çocuklar eğer çikita şampuanıyla yıkansalardı bitlenmeyecekler miydi diyeceksin ha? Bu resim dediğin kepazelik ulan! Bomo! Bomo, resim çekmek sadece düğmeye basmak mı ulan? Nerede bunda anlam? Nerede reklam fikrin? Nerede espri? Ha, söyle ulan! Kapıyorum lan. Allah'ıma kitabıma kapıyorum. Kapıyorum işte. Yarından töşü yok, kapıyorum. Bir oyu da, hepinizi de kovuyorum! Kovuyorum, kovuyorum! Şan, kovuyorum! Ne ifade ediyor ulan bu? Aval aval bakan iki öküz, iki Allah'ın ayısı, ha? Bakın anlatayım. Ne anlatacaksın ulan, ha? Ne anlatacaksın? Nereye bakıyor bu ayılar, hı? Nereye istersek oraya efendim. Bak, 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 bak. Nereye istersek oruyaymış. Zevzek, ukala, defol! Defol gözüm görmesin seni! Defol! Burası mektep mi lan? Ben mi öğreteceğim size bundan sonra reklamcılığı ha? Ben mi öğreteceğim eşşoğlu eşek seni? Defol! Defol gözüm görmesin! İşte o kadar defol! Kapıyorum! Kapıyorum! Hiç de fena değil. Tarık! 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 Elimin körü eşşoğlu eşek! Allah aşkına git yanına! Bırak ya bırak! Ne olur sen beni bırakıyorum ya! İstifa ettim ben bir tane Allah Allah! Hadi git yanına! Ne olur benim hatırım için! Hani senin hatırın için! Yoksa alırdım ayağımın altına o herifi! Hadi, hadi gel ben! Nereye bakıyor bu adamlar? Biz nereye istersek oraya. Ha, güzel. Ne var bunda gülecek yani? Aslan evladım benim. Gel seni bir öpeyim. Ciddi misiniz efendim? Olan kedi olalı bir fare yakaladın. Bir de ciddi misin diye soruyorsun. Bu fikri iyi değerlendirirsek en aşağı 15-20 milyon araklarız piyasadan. Bütün mesele nereye bakıyor bu adamlar? Kurban olan bir el atla şunu dökülü yuk. Sen şu karı bin yukuna bir el atalım, sevaptır lan. El atalım lan. Lan atayım sen kurban, kurban ol. Hayır, ver işte, dur. Aman kurban. Dokurmaz mı sen bir kurban ver. Düşürürsen bir kadar da sar. Kurban ol. Peki, herif altında kaldı, herif altında kaldı lan. Dur ben çekel çıkarırım lan. Al bakalım. He. Ne parası bu? Tarife bu, 10 para fazla vermem. Hı. Senden para mı istedik ya? Nedir bu para? Ya arkadaş, su koy vermek yok. Ne yani, yaptığınız iş mi be? Alın parayı, çekin gidin hadi. Ana. Baba hemşerim bir yanlışlık oldu. Biz bunu yardım olsun diye yaptık. Para için yapmadık ki. Boşuna yorma kendini. Bana öyle geliyor ki eğlenleri sevmiyorlar burada. Ne bileyim. Gel gidelim, hadi. Ne kullanıp duruyorsun lan? Çok sıkıştım be. Sırası mı şimdi bunun? Ya bunun sırası mı olur? Çövbe, git oraya bir yere yapıver. Nereye yapayım, nereye? Aha şu makinelerin arasına gir lan.
Şişme! Gel başımıza yap bari. Ne yapayım ya, çok sıkıştım be. Girsene binaya, orada hala var. Sağ ol abi. Amanın bağlar. Canan, gel binaya gidelim. Hemşerim, dur halim, durun düz ya. Nereye gidiyorsun sepetle böyle bavulla girip? Dur ya, dur şey diyeceğim arkadaş ya. Sıkıştım arkadaş ya. Ne bak şey diyeceğim. Bırak lan beni, bırak lan. Canım, nüfus kağıdın var mı? Ne, tuvalet kağıdı yok mu? Burası resmi bir haledir. Nüfus kağıdı diyeyim. Nüfus kağıdında ne lüzum var ya? İşleyeceğim ben. Hırlı mısın, hırsız mısın? Ne bilirim ben, nüfus kağıdı olmadan iş etmem. Benimkisi olmaz mı? Sen işersen ol. Ya onun değil, benim kişim var be. Öyleyse git getir nüfus kağıdını. Nüfus kağıdı memlekette kaldı. Ben beklerim, git get. Ben bekleyemem, çatmayacağım. Ya durduram, dur. Ya bırak ya. Yerinde yapanları yakalayacağına, başımıza yapanları yakalasana. Ver bakalım nüfus kağıdını. Bir şey araklarsa seni mesul tutarım, yürü. Sen askerlik yoklamanı yapmamışsın. Sana ne lan, sen inzibat mısın? Kız, vazife başında memura hakaret edemezsin. Ne hakareti, inzibatı kötü bir şey mi? Helacı olacağına öyle olsaydın keşke. Rahatladın mı? Ver benim şeyimi. Hop, dur halim, nereye? Ne olacaktı ki, gidiyoruz. Hemen gitmek yok hemşerim. Söyle bakalım, büyük müydü, küçük müydü? Anlamadım. Büyük müydü, küçük müydü? Sana ne be, sen sünnetçi misin? Uzatma. Büyük mü? İşte, herkesinki kadar. Nasıl herkesinki kadar? Yani... Şöyle. Yok, şu kadar var ya, şu kadar var. Bu kadar. Ve terbiyesiz, sana onu mu sorduk? Büyük aptas mı, küçük aptas mı? Ama o küçük o. 50 kuruş vereceksin. Ne parası? Çiş parası. Ne memleket be. Hey ya, çiş etmenin de parası mı olurmuş be? Alırım ayağımın altına, verin parayı. Hiç böyle şey görmedim. Yardım ediyorsun, para veriyorlar. Çiş ediyorsun, para alıyorlar. Ya. Bakalım. Ne biçim işte birader. Hadi. Yerim. Ben dedim sağ arkadaş. Eginliler sevmiyorlar burada. Neyse biz gidelim de Mehmet Emin'in evini bulalım. Evet oğlum. Nerede bulacağız Mehmet Emin'in evini? Ne arıyorsunuz abicim? Gelmişsiniz. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Vallahi abicim işte burası. Mehmet Emin! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Valla ne güzel eviniz var be. Baba kız yetiyor bize. Babasını gördük de, kızı nerede, kızı? Kızı mı? Ayşe'yi soruyorum besbelli, Ayşe fabrikada. Fabrikadaymış. Saat 5'e geliyor, dışarıda hiç kalmaz o, ne diysem gir. Metin, ne diyse geleceğimiz lan. Ne oluyor? Ulan ne utanıyorsun ya? Yani Mehmet abi evinden gelene kadar Ayşe diye başımın etini yedi bu hıyar. Nerede mi? Bak, bu bizim Metin var ya Metin. İşte bu Metin İstanbul'a Ayşe ile evlendirmeyesini getirdik ya. Söylemeyeyim diye vuruyor eşşol eşek. Oğlum yavrum, her şeyin bir sırası var diyorum. Tabii. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama işte bu Metin bizim ne diyeceğini bilmez cahil. Kalkar durup dururken ahım derken bokum der. Yok canım. Ya. Ben size meseleyi böyle incelikle anlatayım diyorum. Önce Metin'in kendisine bir iş bulması lazım oğlum. Gerçi biz burada sizin için elimizden geleni yaparız.
yapar ama şu sıralarda ekmek asların ağzında iş bulmak öyle zannettiğiniz kadar kolay değil oğlum. Lanet olsun Allah'ım. Bak kimler gelmiş kız. Hoş geldin Metin. Hoş geldin de. Hoş bulduk de, hoş bulduk de. Hoş bulduk. daha nasılsınız bakalım? İyiyim. Sizleri görünce daha iyi oldum. Baba ne diyor bak, ben demedim mi? Ben demedim. Ne demiş ki oğlum? Bu kızın sende gönlü var demedim mi oğlum? Bak görünce nasıl sevindi. Allah cezanı. Ya bu maynak bu, maynak maynak. Orasını bilmem ama... İyi yol yordan biliyor maşallah. Yo, bileyim bak onu. Onu çok iyi bileyim valla Mehmet emmi Allah. Ayşe, bak şimdi babanla konuşuyorduk demin. Şimdi kendimize iş buluyoruz. Sonra da Metin'le seni artık böyle... ne buluyorsun ya? Kız Ayşe! Buyur babacığım. Ne duruyorsun kız? Vursana sofrayı. Sonra odaya döşeklerini ser abi mini yavruların. Rahatsız etmeyelim Mehmet emmi. Yo ne rahatsızlığı bir oğlum ya. Mehmet emmi yabancı mı be, Allah kahretsin. Selsin selsin. Tamam kalıyoruz. Kızar makinat. Ana. Ben de uyuyamadım. Yapıyor böyle. Ama gene de Allah razı olsun. Hiç olmazsa baş başa kalıp diyoruz sayesinde. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Söyle ama etrafı yıkma istersen. Dur da söyleyeyim canım. Hani diyecektim ki dün akşam seni görünce az kalsın kabulüm duracaksın. Benim de. Yarın acaba seninle buluşabilir miyim? Erkenden fabrikaya gidiyorum.
fena be. Ne yaparım be? Fabrikaya gelirsin. Esah mı dedin? Ben adresi yazar, odanın kapısının altından atarım, tamam mı? Sahiden yapar mısın? Yeter be! Kaç saattir dırdırdırdırdır konuşup duruyorsunuz, kafa olan bu. Vallahi gürültüden uyuyamıyorum. Biz mi konuşuyoruz? Yok mahalle bahçesi. Hadi kızı ne yapacaksan yap da gel zibar. Allah Allah. Ulan ne hayvan, ne patavatsız herif güzel. Kızın yanında öyle konuşulur mu? Teessüf ederim arkadaş. Böyle diyeceğini bilseydim ta elinden kalkıp gelmezdim. Yazıklar olsun. Ne edeceksen et kızı da gel yat diyeyim, olur mu? Onu tabii. Ne edeceksen et deyince kız ne yaptı? Sinirlendi mi? Yok, tatlı tatlı güldü. Demek ki işletsene lan kafanı. Ayıp ayıp, yengem olacak. Tabii yengemiz de. Ne olacaksa olsun diyorum, değil mi ya? Ay Metin, Metin. Bak bakalım öbür teki de varsa giyersin. Pabucu değil, herifi çöpe atmışlar. Hı? Metin bu herif daha işe yarardı be. Bak bakalım bak. Ölmüş mü, ölmüş mü? Sıcacık simit gibi. Ana yaralı lan bu. Getti bizim pabuçlar. Bırak sevecekliği de herifi hastaneye taşıyalım. Sevaptır. Hadi. Hadi bismillah. Biz bulduk. Ya? Bulduk. Kim bu? Neyiniz oluyor? Hiçbir şeyimiz olmuyor. Ya? Söylemesi ayıp, sırf insanlık. Yolda bulduk, getik. Ya? Ah ulan ah! Ana! Gösterdim ulan size! Anlatın da ferahlayayım bakalım. Neyi anlatalım? Hanginiz vurdu onu? Vallahi vurmadı Kosmer Bey. Niye kavga ettiniz? Biz mi? Hiç gözüm önüme alsın ki kavga etmedik. Bulduğumuzda yerde yatıyordu. Allah'ın cezası yine senin yüzünden oldu. Herifin ayakkabısını alacağım diye durdu. Demek zavallıyı soymak için vurdunuz. Teessüf ederim ağaç. Biz hırsız mıyız yani? Yürü lan. Gidelim Metin. Kaçmaya teşebbüs etmeyin, yakarım. Gel, bir dakika. Yani bizi mi istiyorsunuz yani, yanınıza çağırıyorsunuz ama... Yo bizim ne suçumuz var ya kardeşim ya? Osman Bey, bir dakika. Abi alacağını kendince, içinde insan olduğunu bilmiyordu. Eylik olsun diye. Bir dakika, biz onu sade ayakkabı zannettik, sade ayakkabı zannettik. Ne bilirdik içinde insan olduğunu. Getirmeseydik, buraya gelin. Bir dakika. Bunlara sakın kaçırmayın. Ben emniyetsiz yapmaya gidiyorum. Kosmer Bey, Kosmer Bey! Kosmer Bey şimdi bir dakika nereye ya? Kaldırılmış şimdi ayakkabıyı. Emniyete gidiyor. Ya hep söylüyorum olmuş sana. Elinleri sevmiyorlar burada ya. Boş lafı bırakın, yürüyün bizimle. Bir şey yapma arkadaş, masumuz biz ya. Bir şey yapma. Biz bir şey yapmadık ki hemşerim. Allah Allah ya. Ya bir dakika kalkma ya, ne kalkıyor ya? Dua edin herife bir şey olmasın, ölürse yandınız. Hasır getirmeseydik orada ölürdü. Orada ölseydi mesele yoktu. Ama burada ölürse ya... Ne olur burada ölürse? Cinayet üzerinize yıkılır, 30'ar yıl yersiniz. Ne yeriz, ne yeriz? Şalgamın kökünü. 30'ar sene ceza yersiniz. Allah! Ama biz bir şey yapmadık ki. Hele taammüt varsa Allah'ıma kitabımı asarlar. Metin lan! Taammüt var mı lan? Taammüt mü? O da ne ki?
Ne bileyim oğlum, o söyledi ya. Yani kasit hemşerim. Ayakkabısını alacaktım dedin ya. Aha. Demek soygun kasti ve de taammüt var. Vallahi idamlıksınız siz. Hamdi, adam ölmüş, kasılanı yatacanacak, gel. Aman hemşerim, ölmüş mü? Ha, sizlere ölmüş. 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 Asacaklar bizi. Ne yapacağız? Kaçacağız. Yer lan. Bekir ya o. Bak bir dakika. Gel lan. Yersene oğlum. Yo ben şey. Buna buradan gittiydi. Gelmiş buradan gidelim. Tamam. Gel. Ses. Çocuklar nerede o iki salak? Aşağıdalar. Öyle korktular ki öldüler. Ben de serbest bırakmaya gelmiştim garipleri. Kim olduğu anlaşıldı. Sarhoşum tekiymiş. Hadi kalk bakayım, kalk kalk. Lan bu ne biçim oda be? Tenceresi bile yok. Gel çıkalım. Gel misin oğlum? Hemen eşelerler. Üçüncü katta başhekime imzalatacaksınız. Rica ederim. Arkadaş burada duracak mıyız böyle ya? Ne diyeceksin, sıkıysa çık. Allah! Allah! O da yürüyor! Yürümüyor, düşüyor! Allah! Düşüyor! Allah'ım onu yâret edelim. Allah'ım sen 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 Gene oynadı. Yukarı çıkıyor. Fena mı lan? Hiç olmazsa polisten kurtuldu. Yukarıda başka polisler de varsa... Bana bak. Kapı açılınca fırlayacağız. Kaçabildik, kaçabildik. Kaçamazsak boku yedi. Bak ne diyeceğim, serbestsiniz, serbest. Bana bak lan. Sen hademeliği niye de öğrendin? Evet, konuşma lan. Başhekim! 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 Başhekimin odası! Nerede? Nerede odası? Konuş ulan! Nerede odası?
Hasta hazır mı? Doktorlar bekliyor. Eyvah! Ana! Şey! Bir dakika! Bir yanlışlık oldu. Getirin buraya. Bir dakika durun şey ya! Hadi yatırın! Metin mi? Bu herifler niye elini takıyorlar lan? Ameliyatta ölürsen parmak izi kalmasın diye. Bana bak arkadaş! Biz burada Çimurdu'ya mı gidiyoruz yoksa? Hadi yatırın masaya. Yok arkadaş, ben asılarak öleceğim daha iyi ya. Karıştırmayın oğlum. Hep asılmak istiyorum, seyirin yer ya. İşte asılarak öleceğim, senin şehirde öleceğim. Katilim arkadaş, adam öldürdüm ya. Bir dakika doğmayın, ne olur ya. Bravo ya, istemiyorum ya. Sinirleri çok bu. Büyük dost buluştum şeyine ya. Yine de bana verin öyleyse. Ne yapacaksın? Kendimi müdafaa edeceğim. Silahsız bir adamın üstüne gelmek erkeklik mi yani? Bırakın lan! Bu ne biçim ameliyat? Bu ne biçim hastane? Yatırın şunu masaya. Yatmıyorum. Lan herife bak be! Can pazarı ulan bu, at pazarı değil. Hemme koştuk. Öldüm ya. Ama Allah'a şükür kurtulduk. Kurtulduk mu dedi? Kurtuldu tabi. Çok kurtuldu. Ne? Gel. Gördü galiba. Yok, görmedi de arıyor. Ne diyeceğiz? Gidene kadar burada saklanacağız. Güzel, çok güzel. Yarın sabaha kadar mutlaka bitmesi lazım. Göreceksin. Milyonlar var bu işin ucunda. Yarın sabah... Dünya reklamcılığında bir dönüm noktası başlıyor. Halk çılgına dönecek patron. Yaşasın lan Şişko polis gidiyor galiba. Pek sevinme. Gidiyor ama yerine bıyıklı arkadaşını bıraktı. Bu arkadaşı bizi tanımaz ki oğlum. Tanımaz olur mu? Giderken tarif etti, görmedin mi? Yok arkadaş, ben daha fazla dayanamayacağım. Çıkıyorum ben. Sen bilirsin. He? Yakalanırsan beni görmedi. Yakalanırsam mı? Asmazlar da 30 sene filan verirlerse ben sana yazarım. Ya asarlarsa? Hı, o zaman mezarına gelir ağlarım. Ya biz buradan hiç çıkmayalım. Bana çok güzel burası işte, ne güzel geçin gidiyoruz değil mi ulan? Ha evet. Ha vallahi. Gönlüm ulan. Uyur bastırın şimdi. Uyur sen, uyur. Ya.
Bursa'da bulduklarını iddia ettikleri adamı öldürdükleri ve parasını çaldıkları sabit olduğundan idamlarına karar vermiş. Biz hazırız efendim. Emirlerinizi bekliyoruz. Son arzun nedir? Nasıl yemek istiyorum? Daha mevcudi ki oğlum. Ziyanı yok. Ben yazan kadar beklerim. Cellat vazifesini yapsın. Asın. Doran! Doran! İdam mahkumlarından Metin Akpınar, cinayetle hiçbir ilişkisi olmadığı anlaşıldığından son anda affedilmiştir. Diğer mahkum asılacak. İndirin Metin Bey. Şeye bak, bir de utanmadan soruyor. Ulan bu senin yaptığın arkadaşlar sağ mı lan? Ne yaptık ulan? Ben asılırken karşıma geçtin, böyle göbek attın. Böyle bir göbek atılır mı lan asılırken? Ben çok güzel oynarım. Ya. Ama sen rüya görmüşsün. Olsun, rüyada bile olsa ben orada gördüm sen asılırken, yani daha doğrusu ben asılırken sen oynuyordun lan. Ben seni asılırken görmedim. Bak lan, ne şey ediyorsun? Sakin. Sakin lan, kaymon gitmiş lan, kaymon gitmiş. Hangi kaymon yok? Lafın üstümüzde kaymon yok muydu? Ana, polis de gitmiş. Metin, ben şimdi hatırladım. Biz bir kaymonun altındaydık değil mi? Hele şükür hatırlayabildim. Ah gidelim lan. Polis de gitmiş. Evet. Yani biz sana demin ne dedik ki ayı? Ayvayı yedik. Akıllarına koydular, asacaklar. Eğilliler sevmiyorlar burada arkadaş. Ne yapacağız şimdi? Kaçacağız, yerindeki. Reklamcılık demek biz demektir beyefendi. Tabii, memnuniyetle. Sizleri de düşünürüz. Yazılı tekliflerinizi bekliyorum bu akşama kadar. İyi günler.
Beyefendi rica ederim. Yasayı da bağlamamız lazım. Önce biz anlaştık, konuştuk. Bu iş bitti beyefendi. Geç şuraya. Alay. Ana. Orlay. Sizi kimsenin bulamayacağı tek yer. Neresi lan burası? Teşekkür ederim efendim. Herkes yazılı teklifini versin. Güle güle. Bankamız bu reklama 5 milyon veriyor. Bizimki 6 milyon. O zaman tabii vaziyet. Bunu idare heyetine bildireceğim. Bizimki de. Peki ama yani bu vaziyette benim tabii durumumu takdir ediyorsunuz. Güle güle Osman Bey. Güle güle efendim. Şereflen. Şereflen memnun oldum. Allah güle güle efendim. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Of be. Öldünüz yorgunluktan beyefendi. Aslanım. Gel, gel bir kere öpeyim seni. Şimdiden 7 milyon veriyorlar. Çıkacaklar, çıkacaklar. Tabii çıkacaklar, tabii benim aslan evladım gel. Gel bir kere daha öpeyim seni, gel. Şimdi atla benim özel arabama. Derhal git o iki salağı getir. Anlamadım. Evladım, resimdeki o ödükleri getireceksin, hadi. Ne? Şey... Nereye misafir ettin onları? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ulan! Eşoğlu eşek! Şeddeli eşek! Hayvan! Budala! Burası işte. Heh. Geç şöyle. Dur. Kenara geç oğlum. Geç kenara. Kanarya Adaları 2 deniz. Nereye nereye? Kanarya Adaları, Kanarya Adaları. Dalga mı geçiyorsun arkadaş? Ne münasebet kardeşim ya? Kanarya Adaları ya. Kanarya var yani kuş kanarya sen. Gitme kardeşim, bilet satacağız, iş var. Ne diyor? Eğilliyiz ya, zorluk çıkarıyor ahlı sıra. Bak kardeş. Kardeşim Kanarya Adaları. Şimdi Kanarya Adaları var yani, Kanarya Adaları. Kanarya Adaları. Ya kardeşim, Kanarya Adaları'na motorla gidilir ya da sandalla. Geçin, bunun arkada motorlar var, binin onlara güzel güzel püfür püfür, deniz havası ala ala. Ya hadi işte olur, öyle söylesene arkadaş ya. Söyledim. Ne hadi diye uğraştırıyorsun insanı? Yürü ben gidelim. Kabiliyetsiz herif seni! Derhal bulup getireceksin aptalları. Anlaşıldı mı? Nereden bulurum beyefendi? Elinin körü! Nereden bulursan bul! Eğer bulmadan gelirsen ayaklarını kırarım alemallah! Hemşehrim! Sandal zıpla! Biz Kanarya Adaları'na gitmeyi istiyoruz. Anlamadım. Ne dedin, ne dedin? Kanarya Adası'na nasıl gideceğiz? Bizim buraya bir elin parmakları kadar ada vardır. Kinali, Heybeli, Burgaz, Beyükada... Yok! Biz Kanarya Adaları'na gideceğiz. Bu adaların hepsinde Kanarya vardır da. Yok ya. Tabii. Beyükada'da Kanarya kaynağı. Atlayın götüreyim sizi uşaklar. Gidelim lan. Baksana Kanarya varmış. Hem sonra ada değil mi bu? He? Ha Kanarya Adası, ha Beyükada. Tamam, geliyoruz. Reis, daha çok var mı ya? Geldik de, av karşısı dur. Güle güle. Güle güle. Güle güle, anneciğim. Metin ol, Metin. El memleketindeyiz. Yurdumuzdan çok uzaklardayız. Olsun.
Vatan sağ olsun. Gerçek her zaman yola çıkar. Yani meydana çıkar. Evet. Evet. Haklısın. Polis bizi unutana kadar burada yabancı diyarlarda yaşayacağız. Arkadaş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz buralara gelmekle iyi etmedik ha. Ya polisten kurtulduk ama burada açlıktan öleceğiz ya. Bu heriflerle nasıl anlaşacağız? Dini başka, dili başka. Şuraya bak. Simitçi. Akşam gevrek mi? Vay canına. Bak o da bizim gibi gavur ellerine düşmüş. Belki de polisten kaçıyordur ha. Biraz aptal galiba. Niye? Baksana ecnebi memlekette Türkçe simit satıyor. Gelen ki. Simitçi. Gel yaş dur. Ay canım ben. Yapalım sen bir öpeyim. Apam sen yabancısın galiba. Baksana buradan Türkçe simit satıyor. Hadi gene dua et bize rastladın ha. Yoksa bir kere bile simit satamazdım aslanım benim. Ha bak burada kimse Türkçe bilmiyor. Yabancı memleket burası tamam mı? Ver bakalım 4-5 tane simit hadi. Baştan vereyim. Yoksa sen de bizim gibi polisten mi kaçtın ha? Yoksa adam mı öldürdün lan? Aa biz de öyle. Birkaç tane fazla alalım. Ver çocuğa para ver. Bunlar bu senenin simidi mi? Yoksa ilk gelirken mi getirdin buraya? Bana bak ayağına düşürme sakın. Ver bak burada Türk parası geçer mi? Canım benim be. Şunları verse helallaşmış benim. Olur. Hadi bakalım. Anam benim vay be vay. Bir stok alsın. Hadi. Hadi bakalım dur bir öpeyim. Hadi. Baba sen buradan gitsen iyi eder. Gel. Hadi bakalım. Ne güzel memleket be. Baba ne güzel ya. Hiç kimse bizi tanımıyor burada. Bak şu ihtiyar aptal aptal bakıyor. Bir şey diyor lan. Ne dedi ne dedi? Buldular bizi. Aleyküm. Aleyküm selam, ne istiyorsunuz? Biz arkadaşımla bir gece kalmak için bir oda istiyoruz. Evli misiniz? Bekarız da, ben evleneceğim. Bana bakın, burası namuslu bir oteldir. Evli olmayan çiftleri bir odaya sokmayız biz. Ne yani şimdi biz bu otelde kalabilmek için gidip evlenecek miyiz lan? Sen de erkek misin? Erkeğe benzemiyor muyum yoksa erkeğe? Ne bileyim ben niye benzediğini? Gözlüğümü bulamıyorum ki bir türlü. Madem ki ikiniz de erkeksiniz mesele yok. Alın şu anahtarı çıkın yukarı. Odada yatan varsa gelin başka anahtar vereyim. Gözlüğümü bulamıyorum ki. Allah'ın ayıları. Elim kırılsaydı da çekmez olsaydım resimlerini. Nereye bakıyor bu adamlar? Boka bakıyor eşşoğlu eşekler. Emme karanlık be. Bu hayvanlar yüzünden işten oluyoruz iyi mi? Niye kaparlar şu pencereleri ya? Dışarıdan bir şey çivilemişler lan. Olur mu be? Havasızlıktan öleceğiz ya. Şunlara bak. Öküz gibi bakıyor Allah'ın ayıları be. Ya ama kavi çakmışlar ya.
Zaten penceresi oda verdiler, kazıkladılar bizi. Parçala Metin. Ya bunun arkasında bir boğulma var ya. Kalkalım artık. Sen bilirsin. İstifa etmiyorsun ya. Vallahi bırakıyorum. Nereden bulurum ben bu hayvanları be? Çocuklar, çocuklar, çimdikleyin beni. Hadi, hadi. Size söylüyorum, çimdikleyin. Niye toplanmışlar bazen? Ne bakıyorsunuz, bir şey mi var? Şuraya bak. Buldum, patoldum, buldum. İşte, işte yapayım. Ne cehennemin dibindesiniz? Valla, biz yapmadık valla. Billahi biz masumuz. Biz masumuz Teftiş Bey. Vallahi öldürmedik. Ne olur asmayın bizi. Ölmek isteriz. Biliyoruz, eylülleri sevmiyorsunuz ama biz de insanız. Yaşamak bizim de hakkımız. Hakkımız bizim de yaşamak. Bravo, bravo, helal olsun. Hayran kalmışız, hayran. Fevkalade, en iyi haklar bunlar. Bunlar bir şey yapmayacak. Bunlar yapıyorlar, inanma asallar. Bunlar yapıyorlar ya. Bizi tebrik etmek. Bu işi hakikaten çok iyi bir iş. Rica ederim, bunlar bir şey değil, bunlar bizim işimiz efendim. Bunların bir hak bizim elimizde efendim. Müşahat istirahat buyurun. Bakın kaçırmayın. Aman kaçırmayın, kaçırmayın. Sen gel benimle. Ne oluyor bunlara ya? Ne bileyim efendim. Bir şeyden korkuyor bu adamlar. Ne var korkacak, anlamıyorum ki. Sen bunları al. En lüks otellere götür. Yedir, içir, üstlerine başlarına elbise al. Sabaha kadar da gözden kaçırma. Erkenden işi bitiririz. Göreyim seni. Metin, kim bunlar? Bizimle konuşanlardan biri polis müdürü olmalı. Ya alkışlayanlar? Bizi yakaladılar diye müdürü alkışlıyorlar. Bunlar yağcı, yağcı. Eyvah! Korkmayın, korkmayın. Gidiyoruz. Korkmayın diyorsunuz ama başımıza neler geleceğini biliyoruz. Yahu korkacak bir şey yok. Biz size yardım etmek istiyoruz. Vallahi kötü bir niyetimiz yok. Misafirimizsiniz. Böyle aldatırsınız adamı, sonra ver yazın falan kayı değil mi? Ya cop cop! Cop ne oluyor? Ne copu ya? Ne olur inanın bana. Bir kere tecrübe edin. Cop denilen belanın tecrübesi mi olur ya? Ya acırsa? Ya? Sen polis değil misin? Ne münasebet. Gelin bakın, gelin. 300 bin lira mı? Nereye bakıyor bu adamlar? Reklam kampanyasındaki teklifimiz baki kalmak şartıyla derhal bir dakikalık bir reklam filmi sipariş ediyorum. Tabii bu gençlerle. Hay hay efendim, teşekkür ederim. Bir filmde biz istiyoruz Memduh Bey. Biz de istiyoruz. Biz de talibiz Memduh Bey. Tabii emredersiniz efendim, emredersiniz tabii. Beğendiniz mi? Dalga geçmiyorsun ya abi. Ne dalgası ya, bu oda sizin. Buna bir de yumuşatacağız bu be. Keyfinize bakın. Banyo yapmak isterseniz içime var. Hiç böyle güzel yer görmediydim. Bir şey içmek ister misin? Nasıl yani? Çay, kahve, viski, konyak, şampanya. Orta şekerli bir şampanya ama kayfe kayfe. Ben de. Room servis lütfen. İki orta şekerli kahve. Kral dairesine. Şu işe bak be. Kayfe bile telefonla ısmarlıyor. Ben gidiyorum. Arkadaşlar kapıda nöbet bekliyorlar. Yani bir yere gitmek yok. Yarına kadar. Mukaveleyi imzalar imzalamaz serbestsiniz. Hadi bakayım çocuklar. Keyfinize bakın. Aferin. Ne mukavelesi ya? Ya Metin Bey, bunlar eğilleri seviyorlar galiba. Galiba, bak seni nereye getirdiler.
Bana bak, burası kral dairesi değil mi? Öyle dedi ya. Kral nerede acaba? Burada mıdır? Kral. Kral geldi. Kral mı bana geldi? Bak, hemen bir yerlere sağlanalım lan. Belki kral içerdi lan. Ben açayım mı, ben açayım mı ben? Kral görürse fena yapar emme. Mehmet'in bak bu, yaşıyor bak, yaşıyor, asmayacaklar artık bizi, yaşıyor. Atamazlar. Tamam buldum size, siz onlarsınız. Sayenizde yaşıyorum ben. Siz olmasaydınız çoktan ölmüş gitmiştim. Çok şükür buldum sizi. Dünya ahiret kardeşimsiniz. Kahve ısmarladım, keyifleri iyi. Bizim çocuklar da nöbette. İyi iyi, aman hoş tutalım. Bol para kazanacağız sayelerinde. Şimdiden 1,5 milyon liralık film ısmarladılar. Siz ya. Onları bana bırakın efendim. Sabah erkenden getir buraya da bu işi bitirelim. Gel, gel, gel. Metin lan oğlum, kayyav. Ne be? Bak ulan, kapı vuruluyor be kapı. Bunun için mi uyandırdın beni? Kapı çalmıyor oğlum. Sabaha kadar ayak kokundan uyuyamadık. Girin. Lütfen. Ana, makine geliyor. Yok olmaz. Daki makine geliyor, daki makine. Korkma oğlum, suyun içine vardır. Abilerim benim, size kendi elimle krallara layık kahvaltı hazırladım. Zahmet olmuş. Sağ ol. Zahmet olmuş ne demek? Ne yapsam size borcumu ödeyemem. Oh be, kalktınız mı? Bize kalsa daha uyurduk ya. Ben kaldırdım. Aç yatmalarına gönlüm razı olmadı. Tamam, tamam, anladık. Çocuklar, patron bekliyor. Bugün işe başlıyorsunuz. Ne işiymiş o? Çok önemli bir iş. Model oldunuz artık, model. Ya, hadi yoruz. Nasıl geçirdiniz geceyi bakalım? Çok rahat ettik. Kaç zamandır pek yorgunduk. Çok güzel uyumuşuz. Şimdi gelelim işimize. Sizleri bazı ufak tefek reklam işlerinde kullanmak istiyorum. Kendilerine yolda anlattım efendim. Ha güzel. Evet, anlattıydı. Ne düşündünüz? Ben konuşacağım. Evet, konuşun. Vallahi şimdi bakın, yani dostluk başka, iş başka. Tabii, tabii evladım. Sizden tek bir fiyat isteyeceğiz. Kabul etmezseniz, bu iş burada biter. 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 Bir dakika müsaade bana, ben Tarık'la bir görüşeyim. Gel benimle. Ulan bu ne? Aslan Metin, herifleri fena perişan etti. Ocağımızla düştüler bir kere. Göreceksin, ciğerlerini sokacağım. İster misin 100.000 üstesinler? O kadar zannetmem efendim, bilmem. Ben 40.000 vereceğim. Tamam. Çok dayatırlarsa 45.000 veririm. Güzel. İkisine 90.000 eder. Çok güzel. 20 milyonluk iş için çok ama ne yapalım? Mecburen vereceğiz. Zaten bu işlerde kar kalmadı. Girelim. Girelim. Aç. Evet. Evet, sizi dinliyorum.
Vallahi aramızda konuştuk. Tehdit fiyat üzerinde karara vardık. Evet, bekliyorum. Ama oğlum... Ya, itiraz istemiyorum. İşimize gelirse kardeşim. Bir dakika, yalnız... Bu... Hiç boşuna konuşmayın. İkişer bin alırız, o kadar. 2000 zekiciğime, 2000 de ben alırım. Yani... 4000. 4000 mi? Evet, ne olacak? 3500'ü yapalım mı şunu? Teessüf ederim. Ah, gidelim Zeki. Gidelim anam. Durun canım, bir dakika. Kabul, peki. 4000 olsun. Çok ama, ne yapalım? Çocuklara film çalışmasına götür. Hemen başlasınlar. Getirdiğimiz yepyeni bir formül. Milyonlara mal olan pırıl pırıl şampuan. Tratorinli Kenya balsam. Saçlarda uçuşan bahar. Bir kuş kadar özgür. Yaşam kadar hayat dolu. Genel dağıtım posta kutusu 24 Bolu. Karagalli silgileri. Okulda, derslerde, sağlam silgi, telelli, telelli, telelli. Defterlerinizi yırtmaz, öğrencilerin sevgilisi. Yepyeni bir silgi, Karagalli. Bir saat sonra gelir alırım sizi, tamam mı? Tamam, tamam. Sağ olasın. Zahmet oldu. Mehmet emmi! Mehmet emmi! Mehmet emmi! Mehmet emmi! Oh yavruları! Bana da seninir gelin. Yavruları, gelin. Anam nasıl göreşim geldi, siz bilemezsiniz canım. Ben de öyle, ben de öyle. Canım, bir göründünüz, sonam kayboldunuz ortalık yerden. Sorma Mehmet emmi, bizim başımıza neler geldi? Hayrola, kötü bir şey mi? Ne diyorsun Mehmet emmi sen? Az daha asıyorlardı bizi. Ne, asıyorlar mıydı? Anlatın bakayım şunu. Şimdi anlatmazsa uzun süre. Ayşe yok muydu? Ayşe fabrikada. Ben de onu görmeye gidiyorum. Hadi siz de gelin de siz de görün. Tıpkı benim gibi erkek. Kaç gündür meraktan öldüm. Merak etmiş seni. Ne lan? Sen onun söylediklerine bakma. Ne dediğini bilmek derleri. Bilmezmiş. Ulan sabahlara kadar yatağı anırıp... Ah Ayşe, bak Ayşe diye bağıran sen değil misin? Oğlum evladım, niye böyle yapıyorsun? Cümleten selamun aleyküm. Hoş geldik. Sen arkada kaldın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Seninle beraber geldik. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz burada? Sorma, fabrikada grev var da. Değil mi? Ne varmış, ne varmış? Grev oğlum, grev. Ben grev gözcüsüyüm. Kaç para alıyorsun bu iş için? Aa, ne parası? Biz patrona karşı direniyoruz. Ayıp be, niye direniyorsunuz? Hakkımızı vermiyor ki. Ayıp be. Niye vermiyor? Ulan ne patronlar var şu dünyada be! Bir de bizim patrona bak! Melek Allah canımı alsın, melek! İş bulduk da! Belli belli, baksanıza kılıklarınızda pek modern olmuşsunuz! Söylemesi ayıp!
2000 kayma kazanıyoruz da ayba. Ne iş yapıyorsunuz peki? Neyiz? Model olduk, model. Nasıl model? Son model. İşte birazdan çekime gidiyoruz. Zil! Ha? Zil çalıyor! Gir içeri, gir! Kim giriyor? Kim, Metin mi? Evet! Dur oğlum ya, bir şey yok. Ben de gireyim, ben de. Hayır, o mu? Metin giriyor. Bırak şu kaliferleri, kapıcı donuyoruz. Gir ulan içeri, gir! Kim giriyor? O! Metin gir! Ben giriyorum. Ben girmiyorum. Hayır, buradayım. Söndür şu kaloriferleri, pişiyoruz! Paralarımız boşa gidiyor, yöneticimiz uyuyor mu? Aha! Uyuyor! Kalk lan yönetici, kalk! Kalk lan! Senin yüzünden apartman birbirine girdi, uyuyor musun? Hadi ulan hadi çabuk çabuk. Tamam bu giriyor. Hadi hemen. Söndür şu kaloriferi kapıcı. Pişiyoruz. Zil çalıyor zil. Tamam ulan sil! Vah yavrum ben sen çok fena vaziyettesin vah canım benim. Gir içeri gir! Yeter artık ben de giriyorum. Gel ulan girelim beraber ya. Durun lan hayo olaylar! Sen ilaç et! Sen değil ulan aptal! Sana söylüyorum lan! Çıkırsan! Sen değil sen! Sen ver! Hayır sen aşağı ineceksin! Lan! Hayo olaylar hay! Hayır sen yukarı! Sana söylüyorum daha hızlı daha hızlı daha çabuk! Yukarı! Sen in aşağı! Hayır sen! Sen de sen aşağı inmesin! Uyuyor mu rüyalar hay! Ulan hanım var! Sen yukarı çıkacaksın aşağı ineceksin lan! Sen yukarı! Lan sen yukarı çıkacaksın lan aptal! Allah! Aman! Alt kattaki kiracıyı çıkarttık. Üst kattaki de donarak gitti. Bizim de böylece. Derdimiz bitti. Sağ olasın İbocam. Sağ ol. Sizin şu iki genci bizim imalatın reklamı için kullanmayı düşünüyorum. Siz nasıl emrederseniz efendim. Biz işi planladık. Muhteşem bir gece tertiplenecek. Basın mensupları da davet edilecek. Büyük bir konser olacak. Tabii efendim. Sonunda bu iki genç gelecek sahneye ve bizim buzdolaplarına baktıklarını söyleyecekler. Çok münasip efendim. Ayrıca bu adamların nereye baktığı... falan gece filan yerde açıklanacak diye bütün gazetelere tam sayfa ilan verilecek. Duvarlarda afişlerle donatacak. Siz öyle buyurduktan sonra... Ay, ayağı dolanıyorum. Ay.
Ama bu ameliyata ne lüzum vardı? Ayakkabımızı çıkaracak değiliz, ayağımızı kum verecek. Ha, ne ayıp şey, ne ayıp şey. Ya gıdıklanıyorum ya. Bağırma, bağırma. Sesin kısılacak. Ne bağırıyorsun yav? Görüşecek bir şey kalmadı. Yarın sabah lokavta gidiyorum. Haberiniz yok mu? Var. Onun için geldik. Belki bir anlaşma olur diye. Onu daha evvel düşünecektiniz. Yarın hepiniz defolup gidiyorsunuz. Bu o kadar kolay değil. Ulan, yoksa beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, hakkımızı istiyoruz. Peki, bu kadar insan ne olacak? Ne olursa olsun bana ne? Sizlerle uğraşacak vaktim yok benim. Hepiniz defolup gidin buradan. Bizi böyle kovamazsınız. Dinleyeceksiniz, mecbursunuz. Mecburmuşum. Bak hele sen şu şırfıntıya. Defolun yoksa zorla attırırım hepinizi. Dinleyeceksin. Bu kadar günahsızın ekmeğiyle oynamaya hakkın yok. Nisan, Nuri, Remzi, atın bu serserileri dışarı. Sen bir serseri diyemezsin. Hadi bakalım dışarı. Yürüyen. Hadi. Gir. Gir. Hay Allah, gir be. Vay efendim, vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş, buyursunlar efendim, buyursunlar, buyursunlar, buyurun, hoş geldiniz. Bu akşam dananın kuyruğu kopuyor. Bir gecede meşhur olacaksınız, sizi bütün memleket tanıyacak. Buyurun, buyurun, oturun şöyle, buyurun. Rica ederim, buyurun. Siz buyurun. Buyurun, buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Ne o, pek keyifli görünmüyorsunuz. İyi bildin patron. Hiç keyifli değiliz. Derdimize ancak siz çare bulabilirsiniz. Neymiş derdiniz söyleyin bakalım. Eğer elimden gelecek bir şeyse yaparım. Gelmez olur mu? Patron kısmı birbirini tanır. Gözünü pahalı sübürmüş eşşol eşşen. Kimmiş bu adam? 400 kişinin kanına ekmek doğrayan bu domuz herifi tanıyorsanız eğer... Yok be. Tanımaz belki de. Nerede o orospu çocuğu? Nerede bizim patron? Melek patronum benim. Yahu söylesenize kimmiş bu adam? Lastikotin fabrikasının patronumuş. Durmuş fabrikayı kapatacağım, herkesi kovacağım diye kelek. Bak hayvan ola hayvana bak. Lan yazık diye mi o fabrikada çalışan 400 tane zavallı masum işçiye be abi? Yani durun bakalım, hemen adama küfretmeye başlamayın. Az bile söyledik. Yani biraz vicdan olur insanda, vicdan. Kodumun patronu. Peki ama bu adam fabrikayı kapatıyorsa size ne? Ne demek bize ne? Bir kere Metin'in nişanlısı orada çalışıyor. Rica için gitmişler de hepsini kovdurmuş sille tokat. Yani o it ol iti bir elime geçirsem. Durun durun. Her işin bir çaresi bulunur. Yoksa tanıyor musun onu? Tanıyorum. Onunla bir konuşursanız eğer belki sizi kırmaz. Vazgeçer. Şimdi konuşurum onunla. Patron gel. Melek. Alo. Alo. Lastikotin fabrikası mı orası? Ne fabrikası koçum? Aynalı Remziye'nin evi burası. Sen misin Hüsnücüğüm? Ben Memduh. Şimdi iyi dinle beni. Senden bir ricam var. Bırak gırgırı be. Kız mı istiyorsun söyle. Yahu sen ne yapmışsın be? Fabrikada lokanta gidecekmişsin. Bu yaptığın hiç doğru değil. 400 tane adam çok müşkül durumda kalacak be kardeşim. Nasıl? 400 adam müşkül durumda mı kalacak? Onların derdine bir çare bulman lazım. Bu kadar senelik arkadaşlığımıza, dostluğumuza dayanarak bunu senden istiyorum. Anladım beyciğim ama 400 tane adamı memnun etmek kolay değil. Elimde nihayet 5-6 tane kız var. Hadi dışarıdan da 1-2 tane bulalım ama evde topu topu 4 odamız var. Alt tarafı sevap be. Senin için mühim bir iş değil. Ver,
Ver, ver, ver gitsin. Sermayesinden mi kaybeder? 400'ü birden gelirse olmaz. Üçer beşer gelsinler bari. Yarın öğleden sonra temsilciler gelir ve toplu sözleşmeyi sana imzalatırlar. Bu iş biter. Bir şey anladımsa Arap olayım. Ha. Gördünüz ya, hallettik işte. Yarın öğleden sonra işçiler gidip patronla anlaşmayı imzalasınlar. Tamam mı? Allah razı olsun. Ya ne kadar sevinecekler be. Yani hayatımda gördüğüm en iyi yürekli patron. Sus lan! Ne diyorsun sen? Patron gel, melek be melek. Esrar mı diyorsun oğlum, anlaşmayı kabul etti mi patron? Şimdi ona kalsa kabul etmeyecek değil mi? Bizim patron, hadi hadi uzun etme. Sana ettiğim iyilikleri unutma deyince dayanamadı tabi. Zaten bizim patronun vaatiyle sizinkine çok iyiliği doldu. Bizimki patron değil ki zaten, melek be melek. Melek oğlum, durun bakalım, acele etmeyin. Bu iş öyle vaat etmekle olmaz. Toplu sözleşmeyi imzalaması lazım. Tamam ya, yarın öğleyin imzalıyor işte. Ben kendi ağzından duymadan inanmam buna. Telefon edip konuşacağım. Aldığınız haber doğru. Sözleşmeyi istediğiniz şartlarla imzalayacağım. Size vereceğim 3-5 kuruş beni sarsmaz. Yarın yazıhaneye gelin, sözleşmeyi imzalarız. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Bizim o iki serseme fabrikadaki lokavttan vazgeçerim diye söz vermiştim. Haber işçilerin kulağına kadar gitmiş. Sevinmiş enayiler. Aslı var mı diye telefon ediyorlar. Peki ne dediniz onlara? Tabii hiç merak etmeyin. İşiniz halloldu dedim. Ya yarın gelirlerse? Gelsinler. Benim o iki salakla işim bu gece bitiyor. Yarın onları zevkle kovarım. Daha sahaya götüren bir şey yok ya, geçmiş olsun. Ne? Bak lan. Ha? Ha, ayakkabı. Alayım mı lan? Yok lan gidelim. Alayım be. Hele. Yav. Tövbe yani. Yok lan. O lan o. Vay canım. Ya bu İstanbul'da bu adamdan başka kimse kazaya uğramaz mı ya? Ya bu İstanbul'da bir biz eğlileri sevmiyorlar, bir de bu adamı sevmiyorlar be. Ah be. Hastaneye götürmek lazım. Kim? Biz. Bunu. Yok arkadaş. Kimse yardım etmiyor. Bırakalım da ölsün mü? Ölür mü dersin? Ölür ölür. Bizi besliyor. Patronu mu şey ettirme? Burada adam ölüyor. Şimdi hastaneye götürmezsek bu adam ölür mü? Şükür anladın. Ölür ya. Götüreceğiz. Ağaç. Şansa bak. Aynı polis. Bu da hep burada ya. He. Arkadaş yoksam sen hasta mısın? Ne zaman gelsek buradasın. Polis değil misin? İnanmayacaksın mı? Yolda bulduk getirdik. Vallahi. İnanmadı gene. İnanmaz oğlum ben dedim sana. Vallahi biz vurmadık ya. İnanmıyor be. Ulan ne inatçı herif be? Vazi ne inatçı herifsi ya? Anlat, hadi. Tamüt, Mahmüt yok bu defa. Bırakalım da gebese miydi? Ya, kim vurdu? Kim vurduya gitti? Şimdi sayende de biz kim vurduya gidiyoruz. Oğlum ya, ne olursa olsun, biz geliriz. Tabii arkadaş, aslanız bile getiririz. İnsanlık ölmedi daha. Doğru söylüyorlar komiser bey. Onlar çok iyi insanlar. Kimseye kötülük edemezler. Yolda koşarken bana araba çarptı. Ne diye koşuyordun yolda? Onları bulmak, haber vermek için. He? Bizi mi? Neye haber verecekti? Sizi aldatıyorlar. Memduh Bey alay etti sizinle. Çünkü o melek sandığınız Memduh, fabrikanın da sahibi. İmzalamayacakmış toplu sözleşmeyi. Hadi koşun, bir şeyler yapın. Sevgili seyirciler, şu anda yurt çapında ilgi gören muazzam bir yarışın çözüm anına gelmiş bulunuyoruz. Karşınızda Bu Adamlar Nereye Bakıyor kampanyasının sevimli kahramanları Zeki ve Metin.
çocuklar, şu anda burada toplanan sayın seyircilerimiz, radyolarının ve televizyonlarının başında yarışmayı izleyen sayın dinleyicilere lütfen söyler misin? Bütün şehirlerimin duvarlarını kaplayan o resimlerinizle nereye bakıyordunuz? Nereye bakıyordunuz? Hadi çekinmeyin, söyleyin. Söyleyecekler. Bakıyordunuz, söyleyin. Unuttuk arkadaş. Yani şimdi tavşan boku gibi herifsin. Ne kokar ne bulaşırsın yani ha. Sen çekil bakalım, çok konuştun. İki laf da bize diyelim bakalım. Şimdi biz buraya çıkacak, nereye baktığımızı söyleyecek, Memduh Bey'i zengin edecek, değil mi? Söyleyecektik de, maalesef unuttuk. Ama belki çok sayın Kelek, affedersiniz, melek patronumuzu bir imza lütfederse, biz de hatırlarız. Hatırlar mıyız lan? Durum vaziyetine bağlı, belki hatırlarız. Kendileri bize söz vermişlerdi bir imza için. Sonra anlaşıldı ki bu işte bir iyi aile çocukluğu kokusu var. İmzalamazsa biz çekip gidelim. İşimize bakalım. Karnımız acıktı. Kemal abi benim uykum da geldi. Hapishane bizim. Şu oğlu eşek. Hadi, hadi. Şu oğlu eşekler. Duydun mu Metin ne dedi? Yürü lan gidelim. Gidiyor. Durun, durun, durun. Kimmiş o dediğin? Benim delen? Benim canım, benim. Sırı dilini. İmzala. Evet çocuklar, şimdi söyleyeyim bakalım, nereye bakıyordunuz? Hı?